Günaydın. Kapıyı vurdum, cevap vermedin. Duymadım. Ne oldu, sabah sabah canını sıkan bir şey mi oldu? Yo. Evet. Ne vardı? Randevu talebimize Ankara'dan cevap geldi. Ha. Güzel. Yarın saat 14'te bakanlıktaki toplantıya katılacağız. Müsteşarla da öbür gün sabah 9'da görüşeceğiz. Bu durumda orada bir gece kalmamız lazım. Biliyorum senin için iyi olmadı ama onca bürokratik işlemden geçtikten sonra bu adam yeni evlidir. İki görüşmeyi de aynı güne alın diyemedim. İyi. Gidelim bakalım. Biletlerimizi aldırdım. Oteli de ayarlıyorlar şimdi. Tamam. Bu iş balayı planlarını bozmadı inşallah. Ne zaman çıkıyorsunuz balayına? Hafta sonu. Güzel. Yurt dışına mı? Evet. Kahve içtin mi? Ben kendime kahve söyleyeceğim. Bak, rica etsem odanda içer misin kahveni? Çalışmam lazım. İyi çalışmalar. Şuradan böreğin harcını veriversene. Olur. Bol bol koy, olur mu nine? Şuna bak. Adam oldu da bana ne yapacağımı söylüyor. Affedersin. Anne. Şimdi sen de kızacaksın ama fırından tepsiyi alır mısın? Ellerim hamurlu. Tamam kızım, tamam. Emine verir misin? Halil. Halil. Canım ne yapıyorsun? Çalışıyorum, sen? Ben de çalışıyorum. Menekşe. Ben yarın Ankara'ya gidiyorum canım. Ya. Hı. Resmi görüşmelerimiz var. Kalacak mısın? Bir gece. Hay Allah. Ne yapalım, git. Beraber gidelim mi? Bilmem. Mithat bizim biletleri, oteli falan ayarlamış. Ay, o da mı geliyor? Evet. Sen de gelirsen hemen biletini aldırırım. Yok. Ben onunla bir araya gelmek istemiyorum. Sen git gel. Peki canım, sen bilirsin. Tamam, akşam evde görüşürüz o zaman. Tamam. Öptüm seni. Ben de. Dün bir bugün iki, hemen yalnız bırakmasaydı seni. Ankara kaçmıyor ya. Resmi iş, gitmesi olmaz. Hem bana da gel dedi. Gitseydin kızım, değişiklik olurdu. Yok, Mithat Bey'le gidiyorlar, boş ver. Hafta sonu balayına gideceğiz zaten. Bir gece için yorgunluk olmasın bana da. Yarın akşam bizdesin o zaman. Aa, tabii canım, yalnız kalacak hali yok ya. Bize gelecek, gelirsin değil mi? Gelirim anne. Zaten Halil de yalnız kalmamı istemez. Ay yeter kızım. Sineceğim diye tezgahın canını çıkardın. Ya. Vallahi bu bizden de titiz. Maşallah maşallah. Ya. Tamara da tam zamanda bıraktı ha. Olsun canım, ben yaparım evimin işini. Çıkıyor musun? Evet canım. Yarın sabahki toplantı biter bitmez geleceğim. Seni çok özleyeceğim. Canım benim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Canım benim. Halil. Efendim canım. İyileşeceğim, sana söz veriyorum. Oldu, tamam. Tamam, doktora gidecek misin bugün? Evet, çok iyi bir psikologmuş. İnşallah en kısa zamanda faydasını görürüm. Menekşe,
Hiç acelemiz yok. Söyledim sana. Birbirimizin yanında olmak yeter. Hadi git, geç kalacaksın. Çok dikkatli ol. Tamam mı? Merak etme. Akşam da annemlerde kalacağım. İyi. Ne oldu? Orada kalmayayım mı? Yok canım. Yani sen bilirsin. İstiyorsan kal. İstemezsen evde de otururum. Onlar bize gelsinler. Tamam, öyle de olur. Canım benim. Ya ben gidemeyeceğim galiba. Uçak kaçacak. Mıstık. Çok dikkatli ol. Bak gözüm arkada kalmasın, tamam mı? Merak etmeyin. İyi yolculuklar. Hadi canım. Canım benim. Allah kavuştursun. Sağ ol. Bak bu düğmeye basıyorum, pink diye açılıyor, anladın mı? Oğlum hep açık kalsa olmuyor mu bu? Enine içi para dolu. Aman neyime gerek benim kasiyerlik. Bırak gideyim yufkamı açayım ben. İyi git o zaman. Buyurunlar. Sağ olun. Afiyet olsun. Merhaba. Hoş geldin kuzum. Hoş bulduk. Halil gitti mi? Gitti. Ya hadi Allah kavuştursun. Sağ ol. Ne oldu? Anlatacağım. Otur otur. Mıstık sen de otur oğlum. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben buralardayım. Emine biz de çay içeriz. Ne oldu? Ne dedi doktor? Mustafa ile olanlardan sonra böyle bir şey yaşaman normal dedi. Canı çıkasıca. Adı konduğuna göre birçok kadın da oluyormuş demek. Fiziksel değilmiş benimki, tamamen psikolojik. Netice? Tedavi olacağım işte. Terapiye gideceğim bir süre. Biraz zaman alacakmış ama iyileşeceğim sonunda. İnşallah. Şebnem de buradaymış. Ne haber Şebnem? İyi. Emine? Neyin var? Pasta yedin mi? Koş abim versin sana. Abi Şebnem'e pasta versene. Tamam. Gel bakayım gel. Gel. Otur. Kocası dövmüş. Dövdü, sövdü. Attı sokağa. Elleri kırılsın. Her Allah'ın günü böyle. Canım ya, yazık sana. Ne yapacağım, nereye gideceğim bilemiyorum. Ama eve dönmeyeceğim kesin. Kızım, biz her dayakta evden gitseydik Çocuğum var. Dönmeyip de ne yapacaksın? Yalnızken dövseydi neyse. Kuma getirdi. Onun yanında. Çocuk anlayacak. Bu gece burada kalabilir miyiz biz? Yarın gidecek bir yer buluruz. Burada olur mu? Evde kalırsınız benimle. Nasıl olsa yalnızım bu gece. Olur mu ki? Neden olmasın? Anne, o zaman siz bize gelirsiniz değil mi? Bak şimdi kızım, olur mu? Benim için korkmana gerek yok. Mıstık var anne. Abim de ara sıra kontrol eder. Bir şey olmaz, merak etme. Otururuz işte hep beraber. İyi madem. Kızı da sokakta bırakacak halimiz yok. Allah sizden razı olsun. Cümlemizde. Yüzümü yıkayayım. Yazık. Benim. Ne oldu? Tamamdır. Hay yaşa. Konuştuğumuz gibi tamam mı? Ben bu tarafı aynı şekilde ayarladım.
Aslansın sen be. Aslan. Dikkatli ol ne olur. Sen de aman. Bir aksilik çıkmasın. Bitsin artık bu iş. Bu gece bitecek Mustafa. Bu gece söz verdiğim gibi bitecek. Hadi kapatıyorum. Tamam hadi. Ne yapıyorsun şimdi? Otelde yemek yiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? İyiyiz biz de. Annemler yeni gitti. Yemeğe kalın dedim ama durmadılar. Nasıl olsa Emine yanımda diye üstelemedim ben de. Ya. Ona da üzüldüm ama tam gününde seninle kaldı yani. Keşke her zaman kalsa. Senin tamaran kadar olmaz ama yine de bana çok yardımı olur. Doğru, iyi olur. Hem pastanede hem evde çalışır. Hakikaten ya, konuşsana bir istersen. Dur bakalım, pek olacak gibi görünmüyor ama belki kocasıyla barışır. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Menekşe. Doktora ne zaman gideceksin bir daha? Hafta sonuna kadar her gün. Balayından döndükten sonra haftada iki kere gideceğim. İyi. Güzel. Tamamen iyileşmem için. Sonra da biraz devam etmem lazımmış. Tabii canım. Edersin sen de, ne olacak? Halil. Seni özleyeceğim dedim ya. Çok özledim. Ben de canım. Seni seviyorum. Halil. Ben de canım. Kapatıyorum. Mithat Bey geldiler de. Aman kapat kapat, hadi öptüm. Selam söyle bende. Kusura bakma, kapattı. Ziyanı yok. Elinize sağlık. Vallahi çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Menekşe abla bak. Mis gibi. Hadi otur artık. Hadi buyur, acıktık. Çok güzel görünüyor. Tadını da beğenirsin inşallah. Çok güzel. Afiyet olsun. Babam ne yiyecek bu akşam? Var kızım onun yemeği. Isıtır yer. Keşke o da gelseydi. Konuşma. Yemeğini ye. Babasına çok düşkün. İkinci olmasaydı durum düzelirdi belki. Yok. Artık kesin bitirdim. Merak eder mi? Aradım, bir arkadaşıma gidiyorum dedim. Daha çok kızmıştır. Yok canım. Cehenneme kadar yolum var dedi. Neyse. Ondan konuşmayalım artık. Sinirimiz bozulmasın. Yemekten kalktık şimdi. İyiyiz anneciğim, merak etme. Emine çay da demledi. İçeceğiz şimdi. Ben dışarıdayım. Tamam. Hadi anneciğim, kapatayım ben. Konuşuruz yine. İyi gidiyor. İyi. Merak etme. Ne kadar kaldı?
Acele etme. Ben sana haber vereceğim. Çabuk ol. Tamam. Neredesin sen? Buralardayım işte. Aman dikkat çekme. Oyalan biraz. Arayacağım. Tamam. Uyudu mu? Evet. Çaylarımızı koyayım ben. Karşılıklı içelim. Ben de bir film seçeyim, izleyelim. Ne güzel olur. Güzel bir aşk filmi buldum. Mıstığın çayını vereyim de başlatalım. Hadi. Açık olan benimki. Tamam, ellerine sağlık. Açamıyorum. Ben çok fena uykum geldi. Bir çay daha koyayım mı? Yok, 3 tane içtim zaten. Kalk yatağına yat bari. Menekşe. Menekşe. Uyudun mu?
İçeride. Canım. Ben Mustafa. İntikam saati geldi Halil Efendi.